Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Aralık ayı sizin için oldukça hareketli. Seyahatlerin, iletişimin, haberleşmenin ve yakın çevre ilişkilerinin öne çıktığı bir ay olabilir. Konu başlıklarımıza şöyle bir bakalım. Ayın 22'sine kadar Güneş Yay burcunda, ardından Oğlak burcunda olacak. Mars ay boyunca Yay burcunda ve 13 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay doğacak. Yengeç burcunda 27 Aralık'ta dolunay meydana gelecek ve Merkür retrosu 13 Aralık'ta başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili teraziler, Mars ay boyunca 3. evinizde. Güneş zaten 22'sine kadar orada. Biraz yakınlarınızdaki kişiler, işte bunlar kardeşler olabilir, akrabalardır, komşulardır. Hani buralarda bir enerji var, bir hareketlilik var, hatta bazı mücadeleler var. Gezegeniniz Venüs Akrep burcuna geçecek 4 Aralık itibariyle. Bu ay aslında parasal konularda daha iyi olacağınızı, daha güvende hissedeceğinizi işaret ediyor. Çünkü para evinizde bir Venüs geçişi var. Jüpiter'in de Boğa burcunda olması, hani parasal alanlarda ayın genelinde büyük şans ve küçük şans tarafından destek aldığınızı bize gösteriyor. Merkür Oğlak burcunda olacak 1 Aralık'tan itibaren. Biraz hani evle ilgili işleriniz var, aileyle ilgili konularınız var. Belki aileyle bir araya gelip konuşmanız, anlaşmanız gereken konular var. İşte kardeşlerinizle, ebeveynlerinizle birlikte. Yani bu bir mülkle ilgili bir konu olabilir, bir ev yerleşim konusu olabilir. Ailenin bir konusu olabilir, kardeşlerle ilgili bazı konularınız olabilir. Yani bunları konuşmanız, anlaşmanız gerekebilir. Ayın 13'üne kadar aslında daha rahat ilerleyebilirsiniz. Özellikle 7, 8, 9 Aralık Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı güzel üçgen açı bu anlamda sizin için daha kısmetli, daha şanslı da olabilir. Aileyle ilgili bir sorunu çözmeniz, işte belki bir evin satılması, kiralanması, belki işte ihtiyacınız olan bir parayı bulmanız, aileden destek almanız ve benzeri konularda bu günleri özellikle iyi değerlendirebilirsiniz. 13 Aralık'ta 20 derece Yay burcunda yeni ay doğuyor. 3. ev yeni ayı. Bu yeni ay ile birlikte aslında yeni bir şeyleri öğrenme konusunda da çok heveslisiniz. Yeni yerler, farklı kültürler ilginizi çekiyor ay boyunca. Zihinsel anlamda, entelektüel anlamda hareketli bir aydasınız. Yeni kitaplar alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir kişisel gelişim kursuna gidebilirsiniz. Kısa da olsa, şehir içi de olsa örneğin yolculuklarınız, gezileriniz çok olabilir bu ay. Kardeşlerle ilgili konular zaten hareketli. Yani belki onlarla ilgili konularda onlarla daha fazla bir arada olup iletişim kurmanızı gerektirecek aktiviteler olabilir. Özellikle işiniz, eğitim, seyahat, turizm, medya, yayıncılık gibi bir işiniz varsa sizin için iş ve ticari konularda da yeni fırsatlar getirebilir tabii ki. Bir şeyleri anlatmak, yazmak, çizmek, tasarlamak için güzel bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa güzel bir açı alıyorsunuz bu yeni aydan. Sizin için çok daha destekleyici olabilir. Eğer değişkenlerde burçların gezegenleriniz varsa İkizler, Başak, Yay ya da Balık yine yeni ay etkisi tabii ki aktif olacak. Ama bazı gerginlikler ve daha fazla mücadele edilmesi gereken konular da tabii ki olabilir. İşte seyahatlerde dikkatli olun. Mesela kardeşlerde, ilişkilerde, iletişimlerde bazen tartışmalar olabilir. Bunlara karşı biraz daha dikkatli olun. Yine ayın 13'ünde bu sefer Merkür Oğlak'ta gerilemeye başlıyor. 23'üne kadar Merkür Oğlak'ta retro olacak. Hani bu dönem içerisinde evde kullandığınız araçlar, gereçler daha fazla arızalanabilir. Dikkat edin. Evde çalışıyorsanız işleriniz yavaşlayabilir. Aile üyeleriyle de iletişimde bir şeyleri konuşup anlaşmakta zorlanabilirsiniz. 23'ünden itibaren Yay burcuna geçecek Merkür retrosu. 23'ünden itibaren bazı yolculuklarınız, seyahatleriniz işte ertelenebilir. Ya da bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim konularında gecikmeler olabilir. İletişimle ilgili konularda telefonunuz, bilgisayarınız daha fazla arızalanabilir. Özellikle önemli dosyalarınızı yedekleyin. Daha dikkatli ve temkinli olun. Yeni bir şey almayın. Mesela yeni bir telefon almak, yeni bir bilgisayar almak, otomobil almak ve benzeri konular için
çok tavsiye etmiyoruz. 2 Ocağı kadar devam edecek Merkür Retrosu. Ama bu dönemde işte tamirler olur, kontroller olur, arabanızın bakımı olur ve benzeri işleriniz daha fazla karşınıza çıkabilir. Ve Güneş 22'sinde Oğlak Burcu'na geçecek. 27 Aralık'ta 4 derece Yengeç Burcu'nda sizin için de çok önemli olacak bir dolunay var. Çünkü bu dolunay sizin kariyer evinizi aydınlatıyor. Öncü burç olduğunuz için de etkisi daha fazla. Kariyerinizle ilgili, yani toplumda dikkat çekebileceğiniz bir başarı da getirebilir bu dolunay. İşle ilgili bir başlangıç, bir yenilik, bir dönüşüm de olabilir. Yer değişimleri, terfi gibi, atama gibi, hani görev değişimleri ve benzeri konularınız da olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 0 ile 8 derece arasında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa dolunay sizin için çok daha önemli, çok daha etkili olacaktır. Bu dolunay içinde bulunduğunuz şartlara, yaşınıza göre de tabii ki değişir. Toplumdaki statünüzü etkiler. Yani bir mesleğe başlamanız, bir göreve atanmanız olabilir. Belki evlenmek, yuva kurmak olabilir ki bu da toplumdaki statünüzü etkiler. Aile olabilir, ebeveyn olabilirsiniz. Anne baba olmak da sizin toplumdaki statünüzle ilgili. Dolayısıyla ailevi konularda da önemli bir dolunay sizin adınıza. İş hayatınızı bitirebilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Başka bir işe taşına geçebilirsiniz. Belki yer değişimleri olabilir. İşle, kariyerle bağlantılı olarak gördüğünüz gibi aslında hayatınızın genelini etkileyecek önemli bir dolunay bu. Güneş Jüpiter üçgeni aktif. 27 Aralık, 28 Aralık, 29 Aralık gibi etkili olacak. Bu da sizin için kariyerde, parasal kazançlar anlamında, ailevi konularda daha fazla maddi manevi destek gelebileceğini bize işaret ediyor sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.